Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda bu yıl tanıtılan en ucuz iPhone olma şerefine sahip olan iPhone 10R'yi inceliyoruz. Videoyu şöyle ferah ferah dışarıda çeken dedik arkadaşlar, ancak bütün İzmir inşaatmış meğerse, o yüzden arada bir böyle ufak tefek sesler gelebilir, kusurumuza bakmayın diyelim, videomuza devam edelim. Öncelikle arkadaşlar telefona bir sağlamlık testi gelecek. Bunun için her zaman olduğu gibi fantastik fikirlerinizi hemen aşağıya yorum olarak bırakın. Bu yıl 10S ve 10S Max'le birlikte tanıtılan 3. iPhone olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu iPhone'un çıkış sebebi de daha çok müşteriye ulaşmak, çünkü donanım açısından biraz daha düşük ve fiyat olarak da diğerlerine nispeten daha ucuz. Şimdi gelin lafı çok fazla dolandırmadan kameramızı incelememize başlayalım. 10S ve 10S Max'te olduğu gibi geniş açılı 12 megapiksel değerinde bir kameramız var. Ancak bu telefonda ikinci kamera yok arkadaşlar. Yani 2 kat optik zoom yapamıyoruz. Ancak bu demek değil ki portre modunda fotoğraflar çekemeyeceğiz. Yazılımsal olarak bu tarz fotoğraflar çekmemize yardımcı oluyor. Google Pixel 2 ve 3'teki benzer sistemde çalışıyor bu kamerada. Yalnız tek kamera olmasının bir eksi yönü var arkadaşlar. Portre modunda fotoğraflar çekecekseniz insanları algılıyor ve onları çekiyor. Mesela ben bir top tutayım, arka planı bulanıklaştırayım ya da bir ağacı bulanıklaştırayım vesaire gibi şeyler yapamıyorsunuz. Yani nesnenin insan olması şart. Avantajları da yok değil arkadaşlar. Mesela iki kamera olduğu zaman iPhone'larda bildiğiniz gibi bir tık uzaklaşmanız lazım. Bu geniş açılı bir kamera, o yüzden çok geriye gitmenize gerek yok. Bu artı mı eksi mi orası tartışılır. Ayrıca bir artısı daha var. Düşük ışıkta ana kamerayla arka taraf bulanıklaştırdığı için portre modu düşük ışıkta diğer telefonlara nazaran bir tık daha iyi. Ama tabii ki de çift kamera kadar performansı çalışmıyor arkadaşlar. Yani çift kamera biraz daha doğal bulanıklaştırıyor diyebiliriz arka tarafı. Portre modunu bir kenara bırakacak olursak, genel görüntü kalitesi zaten sensör ve optik bileşenler olarak 10S'te aynı olduğu için görüntü kalitesi de birbiriyle aynı arkadaşlar. Şöyle genel olarak da toparlamak gerekirse çok fazla böyle üzülecek vesaire bir durum yok arkadaşlar. iPhone kameraları alanları genelde üzmüyor. Bu telefon için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi biraz da ön kameramızdan bahsedelim. 7 megapiksellik f2.2 diyafram değerini taşıyan bir ön kameraya sahibiz. Test ettiğimiz Webtekno kanalında en iyi ön kamera olmadığını söyleyebiliriz. Ancak yine sosyal medyada üzmeyecek bir kamerayı bizlere sunuyor iPhone. Portre modu yine ön kameramız için de geçerli arkadaşlar. Arka tarafı bulanıklaştırabiliyoruz. Video tarafına baktığımız zaman da saniyede 60 kare 4K videolar çekebiliyoruz. Yani iPhone 10R'de buradan da kısmamışlar. Ayrıca yine benim çok sevdiğim bir özellik olan ağır çekim modunu 1080p çözünürlükte 240 kare olarak yapabiliyoruz. Bu da gayet iyi bir rakam diyebiliriz. Ayrıca OIS desteği var arkadaşlar. Videoları böyle hareketlice çekseniz çok fazla titremiyor. Bu hem fotoğrafta hem videoda oldukça işinize yarıyor. Şimdi biraz da tasarımdan bahsedelim arkadaşlar. Sarı, mercan, siyah, beyaz, mavi ve Product Red isminde taşıyan, yani kırmızı renkli olan 6 farklı renkle birlikte geliyor. Elimizde bizim beyaz var arkadaşlar. Beyazın ön taraftan baktığımız zaman siyah çerçeveler biraz kalın gözüküyor. Şahsen beyaz olanın tasarımını ben çok fazla beğenmedim. Kırmızı olan içlerinden en iyisi gibi duruyor benim görsellerden gördüğüm kadarıyla. Ama şunu ekleyeyim, siyah çerçeve eğer hoşunuza gitmiyorsa bu bütün renklerde var, maalesef yapacak hiçbir şey yok. Temel tasarım çizgilerine baktığımız zaman aslında 10 ailesi ile aynı izleri taşıyor. Yukarıda çentimiz var. Home tuşumuz yerinde yok. Ekran boyutumuz 6.1 inç. 10S Max'ten biraz küçük, 10S'ten de biraz büyük arkadaşlar. 10S ile yan yana bakarsak daha kalitesiz durmadığını söyleyebiliriz. Ancak bir tık daha ucuz bir telefon hissiyatını bizlere veriyor açıkçası. Burada 10R'nin alüminyumdan üretilmiş olması da bu hissiyatı bence biraz destekliyor. Diğer modellerdeki paslanmaz çelik kadar güzel görünmemesi de tabii ki normal. Bir de diğer iki modele göre 0.6 mm'lik bir kalınlık artışımız var. Neyse, bu konuları bir kenara bırakıp 10R'de çok tartışılan ekran konusuna değinelim. Ekranımız LCD arkadaşlar. 10S ve 10S Max'te ekranlar OLED. 1792'ye 828 çözünürlüğe sahip bu Liquid Retina ekranda ben aman aman kötü gözüküyor, vay ben bunu kullanamam, ekranda pikselleri sayıyorum gibi bir durum bana göre yok. Belirli bir kol mesafesini koruduğunuz zaman ekran gayet güzel, her şey net gözüküyor. Tamam, OLED ekranlar kadar iyi değil tabii, bunu kabul edebiliriz, ancak öyle leş çöplük bir ekranda değil arkadaşlar. Ama siz gidip bu telefonu almayı niyetlendiniz, illaki bir markette vesaire bir yerde karşınıza gelir, kendi gözünüzle görün, ona göre karar verin. Ben şahsen böyle bir telefonu bu ekranda kullanabilirim. Ama piksel takıntınız vardır, ekranı Full HD olsun, 4K olsun diyorsunuzdur, o zaman da başka bir cihaza yönlenmeniz gerekir. Telefonun ön ve arkası camdan oluşuyor arkadaşlar. Ön taraftaki camımız iPhone 10S ile aynı, ancak arka tarafta biraz kırpmışlar fiyattan da düşebilmek için. iPhone 10'larda gördüğümüz cam kullanılıyor. Aynı zamanda bir kırpma daha var bu sene çıkan diğer telefonlara göre. IP67 sertifikamız var. Bu da 2 metre
metre değil 1 metre suya dayanıklı demek, süreler aynı 30 dakika. Güvenlik önlemi olarak Face ID kullanılıyor yine arkadaşlar. A12 Bionic chipsetinin de yardımıyla daha hızlı ve daha güvenilir olduğu söyleniyor artık. Günlük kullanımda ona göre öyle aman aman bir farkını anlamıyoruz, ancak bir tık daha hızlı hissettiriyor, bu psikolojik de olabilir. Kulaklık girişi artık yok, bunu da söylemenin aslında çok bir gereği yok. Her sene aynı muhabbet olmasına da gerek yok arkadaşlar. Ancak burada eksane olarak Çağdaş da bahsetmişti zaten, kutu içinden dönüştürücü de çıkmıyor. Yok. Her neyse arkadaşlar, tasarım bu şekilde. Şimdi gelin biraz da donanıma bakalım. Honor tıpkı diğer iki model gibi A12 Bionic chipsetle birlikte geliyor. Apple'ın kendi özel tasarımı bu işlemcisi 4 yüksek verimli, 2 de yüksek performanslı çalışan toplamda 6 çekirdekten oluşuyor. Tabi burada Neural Engine denilen gerçek zamanlı yapay öğrenme işi de devreye giriyor. Yine Apple'ın kendi tasarımı olan 4 çekirdekli grafik işlemi biriminin de bir önceki nesle göre %50 daha hızlı olduğu söyleniyor. 64, 128 ve 256 GB'lik depolama seçeneklerimiz var. Bunların abilerinde bildiğiniz gibi 512'ye kadar çıkıyor. Burada maksimum 256 GB alabiliyorsunuz. İşlemci, ekran kartı bazında baktığımız zaman günlük işlerinizde, oyunlarda falan sizi hiç üzmeyecek bir telefon olduğunu söyleyelim ve gelin bir oyun testi yapalım. Aynı zamanda ben de size bu sırada birazcık pilden bahsedeyim. 2942 mAh'lik bir batarya ile birlikte geliyor telefon. Ekran OLED olmadığı için aslında bu yıl çıkan 3 model içinde pil konusunda en iyi performansı sunan diyebiliriz. 2-3 günlük kullanım deneyimim sonunda da aslında bunu biraz kanıtladı. Genel olarak güzel bir pil ömrü sundu. Bir günü orta yoğun arası kullanımlarda oldukça rahat görebiliyor. Şarj konusunda Apple'a herkesin ortak tepkisi kutudan hızlı şarj çıkmaması. Biz de lafı açılmışken tepkimizi koyalım. Lütfen artık şu kutulara hızlı şarjı koyun. Bir zahmet. Oyun testimizin sonuçlarından bahsedecek olursak da şarjımız %78'den %76'ya düştü. Gayet iyi bir sonuç diyebiliriz. Sıcaklık biraz fazla arttı arkadaşlar. 29.6'dan 36.9 dereceye çıktı. Elde hafiften hissedilir bir duruma geldi sıcaklık. Aynı zamanda bu sefer PUBG yerine başarısızlığımıza da Fortnite'da devam ettiğimizi söyleyelim. Ancak oyunda herhangi bir takılma, donma vesaire yaşamadık. Dediğim gibi çok az bir ısınma var sadece. Evet, oyuna da baktığımıza göre artık inceleme yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Telefonun olumlu yanları bence oldukça iyi bir kamerası olması, Face ID barındırması, yenilikçi bir tasarıma sahip olması, aynı zamanda iyi giden şarjı. Kötü tarafından bahsedecek olursak da tabii ki de burada fiyat giriyor arkadaşlar. Ucuz iPhone diye satılacak, ancak 7500-6500 TL civarında olacak telefon. Kime göre ucuz, neye göre ucuz, o da apayrı bir konu. Ha bir de eksi taraf olarak şunu söyleyebiliriz. Ekran herkesi mutlu etmeyebilir, dediğim gibi zaten videoda da bahsetmiştim. Bunun yanında da son olarak da şunu söylüyorum. Eğer iPhone 7 veya üzeri bir telefonunuz varsa bence geçmek için çok büyük bir sebep yok. iPhone 7 öncesi bir telefonunuz vardır ve illa iOS cihaz kullanacağım ben diyorsanız iPhone 10 veya 10R arasında bir tercih yapabilirsiniz. Burada da tek kamera mı, çift kamera mı, bunu sorgulamak gerekiyor. Yani işler biraz karışık aslında. Bu yüzden ben sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. iPhone 10 dururken bu telefonu alır mıydınız? Bunu ankette lütfen hep beraber bir cevabını arayalım. Ayrıca yine telefonla ilgili neler düşündüğünüzü mutlaka alt tarafa yorum olarak bırakın diyorum. Ve artık videomuzu kapatıyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte ucuz fiyatlı olan iPhone 10R'yi inceledik. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilir. Ayrıca beğendiyseniz videomuzu da şu aşağıdan beğenebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.